Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam Hatip 8. sınıf. Arapça ders kitabını tercüme etmeye kaldığımız yerden 5. üniteden 136. sayfadan devam ediyoruz. El-Vahdetul Hamisetu 5. ünite. Mevzumuz Er-Riyadatu Spor. Et-Dersul Evvel 1. ders. Tarihur Riyadati sporun tarihi. Ed-dersu thani ikinci ders. Ehemmiyetur riyadati sporun önemi. Ed-dersu thalithu üçüncü ders. Enva'ur riyadati sporun nevileri, kısımları, çeşitleri ve bölümleri diye tercüme edebiliriz. Evet, beşinci ünite. Din konusu spor. Bu da üç kısım. Sporun tarihi, sporun önemi ve sporun bölümleri. Ed-dersul evvelu. Birinci ders. Tarihur riyadati. Sporun tarihi. İstemi' ilel ibarat. İbareleri, cümleleri dinle. Ve aita onları tekrar et. Ümmete emmel sonra düşün. Neyi? Maniha manalarını, anlamlarını nasıl? Düşün veya incele de diyebiliriz teemmele. Müsteinen yardım alarak, faydalanarak bir su var. Fotoğraflardan. Fotoğraflardan yardım alarak anlamlarını incele. Tarihul kurati tairati. Tarihur kurati tairati. Voleybolun tarihi. Tarihur kuratil kademi. Futbolun tarihi. Tarihur kurati selleti. Basketbolun tarihi. Voleybol kuratu taira. Kuratul kadem futbol. Kuratu selleti. Bu da basketbol. Evet, devam ediyoruz. El-el'abur riyadiyyetu. Spor oyunları. En-nevadi kulüpler. Nadi kulüp, nevadi kulüpler. El-muntahabil vatani Türki. Türk milli takımı. Evet, muntahab el-vatani el-Türki. Türki milli takımı. Türk milli takımı. El-müsabagatur riyadiyyetu. Spor müsabakaları. Müsabaka yani yarışma demek. Spor yarışmaları veya müsabakaları. Devam ediyoruz. İstemi'a ilel cümel. Cümleleri dinle. Ve aitha onları tekrar et. Ümmet tehaddes. Sonra konuş. Ve bahset anha. O cümlelerden kimle? Ma istiqaike arkadaşlarınla nasıl? Müsteinen yardım alarak bir su var. Fotoğraflardan yardım alarak arkadaşlarınla, arkadaşlarınla o fotoğraf cümlelerden bahset. Evvel riyadatin ilk spor. Nerede? Fi tarih. Tarihte ilk spor. Hiye bu. El musara'atu vel mulakemetu. Musara'a, evet, musara'a güreş, mülakeme de boks demek. Mülakeme, lükme, yumruk, yumruk atmak, lükme, bu kelimenin mastarı. Mülakeme de müfaale babından mastar, bu da boks yani karşılıklı olduğu için müfaale babından gelmiş. أول رياضة في التاريخ هي المصارعة والملاكمة. Tarihte ilk spor güreş ve bokstur diye tercüme edeceğiz. لعبة كرة القدم. Burası cizim ayrım üzerindeki nokta değil. لعبة كرة القدم أقدم من كرة السلة. Futbol oyunu akdem
daha eskidir. Neden? Min kuratis selleti, basketboldan. Evet, futbol oyunu, yani futbol, basketboldan daha eskidir. Neşe'et, ortaya çıktı, meydana geldi. Ne hâdihir riyadâtu, bu sporlar. Ne zaman? Fil karneyni ettâsi aşara vel aşrîn. Fil karneyni, karında, yani asırlarda, iki asır. İki asırdan bedel, ettâsi aşara, 19. vel aşrîn, 20. Bu sporlar 19 ve 20. asırlarda ortaya çıktı, neşet etti, meydana geldi, ortaya çıktı. Ortaya çıktı demek daha doğru oluyor burada. Evet, devam ediyoruz. En-nâdil-evvelu fi Türkiye huve Beşiktaş. En-nâdil-evvelu ilk kulüp fi Türkiye, Türkiye'de huve Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Türkiye'de ilk kulüp Beşiktaş'tır. En-nâdi es-sânî, ikinci kulüp fi Türkiye, Türkiye'de huve Galatasaray. O da Galatasaray'dır. Evet, 1903-1905. İkinci kulüpte, yani meydana, neşet eden, meydana gelen ikinci kulüpte Galatasaray'dır. En-nâdi es-sâlisu, üçüncü kulüp fi Türkiye, Türkiye'de huve Fenerbahçe, 1907 kuruluş. Üçüncü kulüpte Türkiye'de Fenerbahçe'dir. Ekmil, tamamla. Neyi? Es-su'alel-âti, aşağıdaki soruları. Neyle? Bi-esmâ-in-nevâdi, kulüplerin ismiyle. Neredeki? Fil-cedvel, cedveldeki, yani tablodaki kulüplerin isimleriyle aşağıdaki soruları tamamla. Ve ecib anhu, ve onları cevapla. Ne ile? Bi naam, evet. Ev la, veya hayırla. Tümmektübül ecvibete, sonra cevapları yaz. Ednahu, aşağıya. Kema fil mital, örnekteki gibi. El tüşecciu, destekliyor musun? Neyi? Ferika, nokta nokta. İşte bunları getireceğiz sırasıyla. Öncelikle Ferik, takım demek. El-Muntahab, el-Vatani, et-Türki. Türk milli takımını destekliyor musun? Na, işaretlenmiş. Beşiktaş Spor. Evet, Beşiktaş diyebiliyoruz. Biz spor eklemiyoruz. Beşiktaş. Hel şu şekildedir. Hel şüccî'û ferîka Beşiktaş Spor. Beşiktaş takımını, Ferik takım oluyor. Destekliyor musun? Evet. La diyelim. Hel tüşeccu ferika Galatasaray. Destekliyor musun? La diyelim. Hel tüşeccu ferika Fenerbahçe. Fenerbahçe takımını destekliyor musun? La diyelim. Evet. Hel tüşeccu ferika Trabzonspor. Trabzonspor'u destekliyor musun? Cevap olarak la. Eğer ki bunu biz cümle olarak kullanmak istersek şu şekilde söyleyeceğiz. La üşeccu ferika Trabzonspor diyeceğiz. Veya neam dersek neam üşeccu ferika Trabzonspor, bu şekilde kullanıyoruz. Ankara Gücü Spor, yani hel tüşeccu ferika Ankara Gücü Spor. La üşeccu. Hel tüşeccu ferika Bursa Spor. Bursa Spor'u destekliyor musun? Tüşeccu desteklemek demek. Bursa Spor takımını. Yani hel tüşeccu ferika Bursa Spor. La üşeccu ferika Bursa Spor. Bursa Spor takımını desteklemiyorum. Evet, ne am olursa da arkadaşlar bu şekilde. Şu şekilde hel tüşeccu ferika Beşiktaş Spor. Beşiktaş'ı destekliyor musun? Ne am? Üşeccio Ferika Beşiktaş diyeceğiz. Buraları işaretleyeceğiz. Bu şekilde. Evet. Biz ikisini de yapmış olarak kabul edelim. Yani Neam Üşeccio Ferika Beşiktaş. Neam Üşeccio Galatasaray Ferika. Neam Üşeccio Ferika Fenerbahçe. Neam Üşeccio Ferika Trabzonspor. Neam Üşeccio Ferika Ankaragücü Spor.
Naam üşetti'u ferika Bursa Spor. Naamlardan sonra üşetti'u diyoruz. La'lardan sonra la üşetti'u diyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Naam, evet, üşetti'u destekliyorum el muntakaba el vatani et Türkiye, Türk milli takımını. Bu şekilde demektir. Türk vatani milli takımını destekliyorum. Evet, şurada takımlarda bu ferik diye geçiyor ama milli takımında takım ifade etmek için de müntehap kullanılıyor. Evet, devam ediyoruz. Buradaki boşlukları doldurmaya. Burada mesela soru soralım. Birinci soru olarak ne diyelim? Buradan başlayalım. Hel tüşeccu ferika Beşiktaş diyelim. Hel tüşeccu ferika Beşiktaş. La üşeccu ferika Beşiktaş veya naam üşeccu ferika Beşiktaş diyoruz. İkinci olarak buraya ikinci sırada ne var? Galatasaray var. Hel tüşeccu ferika Galatasaray. Yani bu ifadeleri soru şeklini bu şekilde ezberlememiz lazım. Bu bir kalıptır. Hel tüşeccu ferika Galatasaray. Naam üşeccu ferika Galatasaray diyeceğiz. Ya da La üşeccu ferika Galatasaray. Yani destekliyorum veya tutuyorum veya tutmuyorum takımı. Galatasaray'ı tutuyorum veya tutmuyorum. Bu şekilde söylüyoruz. 3. Üçüncü sırada Fenerbahçe. Hel tüşeccu ferika Fenerbahçe. Evet dersek naam üşeccu ferika Fenerbahçe. Fenerbahçe takımı tutuyorum veya destekliyorum. Veya la üşeccu ferika Fenerbahçe. 4. Trabzonspor. Hel tüşeccu ferika Trabzonspor. Trabzonspor takımını destekliyor musun veya tutuyor musun? Naam. Üşeccu ferika Trabzonspor. Trabzonspor takımını destekliyorum. Veya la üşeccu ferika Trabzonspor. Trabzonspor takımını desteklemiyorum. 5. Ankara gücü. Hel tüşeccu ferika Ankara gücü. Ankara gücünü destekliyor musun? Naam. Üşeccu Ankara gücü. Ev. La üşeccu ferika Ankara gücü destekliyorum veya desteklemiyorum. Bu şekilde söylüyoruz. En son Bursa Spor. Hel tüşeccu ferika Bursa Spor. Bursa Spor takımını destekliyor musun? Naam. Üşeccu ferika Bursa Spor. Bursa Spor takımını destekliyorum veya la üşeccu ferika Bursa Spor veya Bursa Spor takımını ne yapmıyorum? Desteklemiyorum diye bu şekilde söylüyoruz. Burada şecca'a yüşecci'u teşci'an tef'il bağından fiili muzari müfret müzekker muhataptır bu kelime. Şecca'a yüşecci'u tüşecci'u. Destekliyor musun veya tutuyor musun onu da kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, buraya kadardı. Tekrar görüşmek üzere. 139 ve 138. 137, 136. Buradan başlamıştık. Buraları işlemiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.